Merhaba arkadaşlar. Galatasaray'da sıcak bir gündem var. Biraz onu paylaşmak istedim sizlerle. Bugün Hürriyet gazetesinde Ali Naci Küçük bunu haberleştirdi. Son iki senenin şampiyonu Galatasaray bu sene lige erken havlu attı ki eğer zirve yarışından erken kopmasaydı zirvedeki bu dalgalanmada ayakta durup belki de üst üste 3. şampiyonluğa ulaşabilecekti. Ciddi bir kırılma yaşadı ve bu kırılmanın da faturası olacak. Zaten Fatih Terim son hafta oynanan karşılaşmadan sonra bunun işaretlerini verdi. Kadroda bir revizyona gideceğini söylemişti. Bu köklü bir değişim olacak. Ali Naci Küçük'ün haberinden de görüyoruz. En az 10 futbolcuyla yollar ayrılacak. Enteresan olansa Galatasaray yıldızlarıyla vedalaşıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi defteri kapandıktan sonra Avrupa Ligi de zora girdi. Belki seneye Avrupa kupalarında Galatasaray olmayacak. Avrupa çıkışı olmayınca Galatasaray çok önemli. Evet, bu nedenle de Galatasaray'ın kadrosunu yayın kalitesinde de bir problem var herhalde ama düzelecek herhalde. Ve bu bağlamda da Şampiyonlar Ligi için kurduğu kadroyu Avrupa Ligi'ne bile katılamayacaksa elinde tutmanın bir mantığı kalmıyor. Falcao, Feghouli ve Belhanda ile ayrılma noktasına gelinecek efendim. Ali Naci Küçük'ün haberi ve Galatasaray'dan gelen bilgiler de bu şekilde. Falcao, Feghouli ve Belhanda Galatasaray'ın 3 flash transferi. 15 milyon euro bunların yıllık maliyeti Galatasaray'a faturası. Bu sürdürülebilir bir nokta değil. Üstelik de pandemi sonrası gelirlerin bu kadar azaldığı, tribün hasılatlarının belki de önümüzdeki sene olmayacağı bir dönemde bu paralar verilemez. İndirim olsa bile verilemez. 3 futbolcunun dışında Lemina ve Seri kiralıktı. Lemina sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Yani Galatasaray defterini kapattı. Tekrardan kiralanmayacak. Şu andaki düşünce o. Seri ile ilgili soru işareti var. Ama habere göre Seri ile vedalaşılmıyor. Bunun dışında Galatasaray'ın alternatif kadrosunda yer alan ama birinci ilk 11'i zorlayamayan, verim alınamayan futbolcularla da yollar ayrılıyor. Kim bunlar? Jimmy Durmaz, Şener, Ahmet Çalık, Sekidika ve Mariano. Mariano zaten ülkesine gitmek istediğini, ayrılmak istediğini belirtmişti. Bunların yerine genç takviyeler yapılacak. Omar alınacak. Emin Bayram kaptan yapıldı. Bu çok önemli mesaj. Seneye ilk 11'in direkt oyuncusu olabileceğinin mesajı. Işık Kaan Arslan, Ali Yavuz Kal, Süleyman Luş gibi futbolcular, genç futbolcular takıma monte edilecek. Yerli ve milli ve aynı zamanda genç bir kadroyla karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Maicon, Babel ve Cagne ile ilgili henüz net karar verilmedi. Babel pek tutulmak istenmiyor. Cagne'nin kalacağını düşünüyorum. Falcao'nun attığı gol kadarını geçen sene yarım sezonda attı. Falcao 11 gol atmıştı. Cagne de yarım dönemde o kadar gole imzasını koymuştu. Cagne'li bir Galatasaray çok daha verimli olacak algısı var. Bunu belirtelim. Gelecek isimlerin çoğunluğu da yerli oyunculardan oluşacak. Tabii genel bir soru var. Arda Turan dönecek mi? Almanya'dan gelen haber var. Nezih Akkutay, sevgili Nezih abiyle konuşmuştuk. Hannover 96'dan Arda Turan'a 1+1 yıllık sözleşme olduğunu, Alman basında yer aldığını ve Arda Turan'ın bu teklifi reddettiğini aktardı. Hannover'in Türk sahibi, Alman 2. liginde Bundesliga 2'de oynuyor. Önemli bir Alman kulübü ama şu anda Altlik'te Arda Turan'a resmi teklifte bulundu ve Arda bu teklifi Almanya'daki basına göre reddetti. Sebebi de Galatasaray. Çünkü Galatasaray'la 1+1 yıllık anlaşma yapacak. Alman basınının dışında İspanyol As gazetesi de Arda Turan'ın Galatasaray'la resmen anlaştığını belirtti. Hatta ayrıntıları verdi. Kaptan olacağına kadar ayrıntılar verdi. Maç başına 25 bin euroya el sıkıştı. Yakında açıklanacak dendi. Performansa dayalı bir model olacak. Çünkü Belanda'nın satılması durumunda takımın merkezine Arda Turan'ı koyacak Fatih Terim, Selçuk İnan'la da vedalaşılıyor. Teknik kadroya bir geçişin olabileceği söyleniyor. Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına varılmıştı. Ki Fenerbahçe-Sivas maçında muhteşem bir top oynadı Emre Kılınç. Bütün soru işaretlerini giderdi. Büyük futbolcu, yani büyük takım futbolcusu olacağını ve olduğunu gösterdi, kanıtladı. Oğulcan Çağlayan Rize Spor'la bağlarını koparmıştı. Oğulcan geliyor. Kerem
Aktürkoğlu geliyor. Caner Erkin'le ilgili Galatasaray iddiası çok güçlendi. Sol beke onu almayı düşünüyorlar. Sağda Omar, solda Caner olacak. Ve kalede de Volkan Babacan isminin ön planda olduğunu belirtelim. Galatasaray'da çok sıcak bir gündem var. Çok büyük bir kadro yenilenmesi var. 20'ye yakın yabancı var ve bunların 14'e düşürülmesi lazım. Çoğuyla yollar ayrılacak. Yepyeni bir Galatasaray, daha genç ve daha yerli bir Galatasaray'a hazır olalım diyorum. Şimdilik efendim bu kadar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Futbol Medya'nın YouTube adresini takip etmeyi ve bu paylaşımı beğendiyseniz beğenmeyi de lütfen unutmayın efendim. Hoşçakalın.